Knapsack problemleri. Bunlar çok enteresan problemler. Soru şu, ben size belirli sayılar veriyorum. Mesela bir takım şeyler. 1, 3, 3, 5. Bunların altından belirli bir subsetini seçerek, weight şeyleri, bunlardan oluşturabileceğim sayılar hangisidir? Bir nevi şeye benziyor. Bu çok böyle abstrakt gibi bir şey ama yani şöyle düşün, elimde bazı Lego parçaları var. Ben bu Lego parçalarını kullanarak hangi şekilleri yapabilirim? Mesela böyle bir problem olarak da düşünebilirsiniz bu. Yani bana ana parçaları var. Bu onun sadece integer olan kısmı. Belirli sayılar veriyorum. 1, 3, 3, 5. Hangi sayıları ben reprezent edebilirim bunda? Bizim şey problemine çok benziyor aslında. Yani bir nevi o ilk başta baktığımız coin problemine. Tamam. Mesela 1, 3, 3, 5 ile hangi toplamlar mümkün? Bir mümkün mü? Sıfır mümkün. Hiçbirini almadım. Değil mi? Sıfır mümkün. Bir mümkün. Çünkü biri seçebilirim. İki mümkün mü? İki mümkün değil. Çünkü şeyi yok. Üç mümkün. Dört. 1, 3 olabilir. 5. Nasıl oldu? 5 var çünkü burada. 6. 5, 1 olabilir. 3, 3 olabilir. O da ikisi de olabilirdi. Efendim? 2 kere kullanamıyorum. 1 kere kullanacağım. Ya bunlar şeyler. Efendim? 2 kere vermişler. 1, yani bunları şey gibi düşün. Bu şey nedir adı? Şey, knapsack sırt çantası problemi. Veya bir kamyon yükleyeceğim gibi düşün. İşte bir büyüklüğünde kutu var. İki tane üçlük var, bir tane de beşlik var. Ben buraya kaçlık şeyi şey yapabilirim. Yani bu tarz şey problem. Okay. 7 olabilir mi? Olabilir. 1 3 3 7 1, değil mi? Şey olarak. 8 nasıl oluyor? 5 ve 3. 9 nasıl oluyor? 1, 3, 5, 10 şey oluyor, 11 kolay mı? Nasıl? 3, 3, 5 olacağı belli. Hepsinin toplamı da 12. Yani yapabileceğim sayılar şey olarak bunlar. Tamam. Knapsack şeyini özel. Şimdi ondan sonra şey var. Bizim merak ettiğimiz şey şu. Mesela herhangi verilen bir sayının şeyle gösterilmesi mümkün müdür? Okay, soruyorum. Mesela ben size yeni sayılar verdim. 7, 2, 8, 1, 13, 15, 18, 23, 37, 54. Sonra dedim ki 1284 sayısını bunlarla ifade edebilirim. Böyle bir soru sordum size. Yani biraz daha hemen gözükemiyor işte. Küçük sayılarla gözüküyor da. Problemi anladık. Bu sorunun cevabı evet veya hayır olacak. Yani mümkündür veya mümkün değildir. Mümkünse de nasıl toplayarak yapabilirim? Kimler seçilebilir? Şimdi bu nasıl çözülebilir bu soru? Yani kötü çözüm mesela bir tane üretirseniz nasıl yapabilirsiniz? Bütün subsetleri gezerim. Bütün subsetleri, yani hiçbirisini almadığım zaman sıfır bütün şeyleri. Bütün olası subsetler, power set, yani 2 üzeri kaç tane sayı varsa o kadar durumu gezip şey, bu tabii çok akıllıca gözükmüyor. Çünkü bunun sayısı çok fazla. Efendim? En büyüğe böyle. Heuristik söylüyorsunuz yani. Sonra kalanı ondan sonra. Ama o heuristik illaki şey. O şekilde bulamadığı zaman yok demek olmayabilir. O şekilde bulursanız güzel, var dersiniz olduğu zaman, problem yok. Ama şey, yani bulamadı diyelim ki ama gerçekten yok mu onu bilemiyoruz. Zorluğu orada. Şey değil, yani şimdi şey direkt olarak bazı problemlerde bir çözüm üretebilirsiniz o şekilde. Ama dinamik programlama onu dışında, yani gerçek çözümü bize vermeye çalışır. Evet. Yani basitçe düşünecek olursak mesela biri oluşturabiliyor muyuz? Ona bak mesela.
Daha sonra ikiyi oluşturabilmek için daha önceki oluşturduklarımıza bir şeyler ekleyerek, elimizdekileri ekleyerek bakarız. Evet. Tek tek deneriz. Oluşturabiliyorsak geri kalanına devam ediyoruz. Zaten tahtaya bakarsanız, daha sonra şeye bakarsanız çözüm orada var. Soru şu, bunu şey aldım. Şimdi buradaki reprezentasyonu düşünmemiz şey yapıyordu. Soru şu, ben ilk şeyleri kullanarak şimdi kendi sesimi duyuyorum. Kendi sesimi özledim. Şunu kapatalım. Şimdi buradaki reprezentasyon, yani bunu zamanımız çok olmadığı için hani aslında kendimiz düşünerek bulsaydık daha güzel olurdu. Temel fikir şu, ilk K tane şeyi nedir adı düşüneceğim ve ondan sonra bu toplam mümkün müdür diye soracağım. Yani ben mesela 1-3-3-5 içerisinde sadece bir kullanarak, sadece 1'e bakıyorum önce. 1 kullanarak 0 üretmek mümkün müdür? Mümkün mü? Sadece 1 weight'ini kullanarak. Yani setim, daha doğrusu başta subset alalım. Yani şöyle düşünün. Soruyu iyi soramadım onun için. Şöyle bir hiyerarşi oluşturacağım. 1-3-3-5. Asıl kullanmak istediğim sayılar 1-3-3-5. Ama önce 1 ile başlıyorum. Ondan sonra 1-3 ile gösterebileceğim sayılara bakıyorum. Ondan sonra 1-3-3 ile gösterebileceklerime bakıyorum. En son olarak da 1-3-3-5 ile gösterebileceklerime bakıyorum. Tamam. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılan bir şey var mı? Hareket yok. Yoruldunuz tabii 3,5 saatten sonra. 1 ile soru şu. 0 sayısı bu set kullanarak gösterilebilir mi? Gösterebilir. Seçmezsem 0 olur. Değil mi? 1 sayısı gösterilebilir mi? Gösterilebilir. 2 sayısı gösterilebilir mi? Gösterilemez. Bu şekilde gittik. Okay. İlk şey K tanesini. Ondan sonra buna geldim. Possible şeyler. Şey kullanarak, sıfır sayısı bu set kullanarak gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Bir sayısı gösterilebilir mi? Bir sayısı gösterilebilir. İki gösterilebilir mi? Gösterilemez. Üç gösterilebilir mi? Evet, gösterilebilir. Dört gösterilebilir mi? Evet, gösterilebilir. Dördün gösterebileceğini nereden biliyoruz? Efendim? Efendim? Şey. Şey, sadece birinci şeyi kullandığımız zaman, kümeyi kullandığımız zaman bir var. Bir var, bir var. Dolayısıyla 3 geldiği zaman o kümenin üzerine 3 gelerek 4'ü de artık gösterebildim. Yani bir önceki basitte, yani birden gittiğim için birin gösterebildiği sayılara eklediğimde bunu şey yapabildiğim için artık yeni şeyi gösterebilmiş oldum. Şimdi burada şu şekilde kuruyoruz. Buradaki şeyi gördüğünüzde zaten şeyi aldığımda sırayla gittiğim için possible xk, yani x k burada şu indeks üzerinden gidiyor. K bu indeks üzerinden gidiyor. Herhangi bir sayıyı ben soruyorum. Ben bunu bu k tane sayıyı kullanarak verilen setten gösterebilir miyim? Bu da şu iki olasılığı şey yapıyor. Ya k eksi 1 şeyde, k eksi 1 nedir adı? Önceki, yani bir önceki step'e kadar o sayının, şu anda kullanmak istediğin sayının
WK eksi, yani son eklediğim sayının çıkmışı. Biraz önce neye baktık? 1 çünkü kullanılmıştı dedik. Şimdi 3 kullanınca ben artık 4'ü gösterebiliyorum dedim. Değil mi? Aynı şekilde bu onun matematiksel gösterimi. Yani 3'ü 4'ten çıkartıyorum. X'i 4 olarak düşünelim. K burada 2. WK da eşittir 3 çünkü o şeye eşit. Şu weight'e eşit. Soruyorum. Eğer şeyin gösterilmesi için, ikinci step'te 4'ün gösterilebilmesi için 4 eksi 3, çünkü 3 eklenmiş, 1 gösterilebiliyor muydu tek şeyde? Bunun sonucu evetse veya ne yapabilirim? Ben direkt olarak bu şey içerisinde, k eksi 1. stage'de x'i gösterebiliyordum zaten. Yani zaten daha önce o gösterilebilir. Mesela 3 için geçerli. 3'ü zaten gösterebiliyorsam eğer veya 1'i zaten gösterebiliyordum. Bu state'de de 1 zaten gösterilebilecek. Yani daha önce gösterilebilenler direkt olarak kopyalanıyor. Onun dışında yeni gösterebileceklerimi de tekrar şey yapıyorum. Şimdi görsel olarak düşünürseniz bunu. Şey yapalım. İlk şeyde bu k eşittir 1 diyorum. K eşittir 1. Bu da x'lere karşılık geliyor. Şunu şey yapalım şöyle. K eşittir 2, 3 ve 4. Ondan sonra burada sayılarımız var. Ne eksik yaptık yani. Okay. Yaptığımız şey şu şeyi statement'ı şeye sizden başlıyorum. 0 ilk baştaki setle gösterilebiliyor mu? 1 3 3 5'i alalım. 1 3 3 5'i aldık. 0 gösterilebiliyor mu? Değil mi? 0 gösterilebildiği için buraya 1 koyuyorum. Ayrıca 1 gösterebildiği için bunlar 1. Gerisi 0. Tamam, sıfırları sıfır diye yazmıyorum şu an. Veya true, bunları true diyelim. False'ları yazmıyorum. Ondan sonra algoritmamın ikinci stepinde bunu karakterize ettiğim için artık gösterilebilecek şeyler. Bu noktada gelen şey ne? İlk başta 1'di. Şimdi yeni gelen WK dediğim şey neye eşit? 3'e eşit. Bu weight geldi. Soruyorum. Şu aşamada sıfır sayısı, değil mi? Sıfır sayısı gösterilebilir mi? Gösterebilir çünkü bir önceki şeyde sıfır sayısı zaten gösterilebiliyormuş. Bunu direkt olarak kopyaladım. İkinci şeye baktım. Bu arada bu işaretin ne olduğunu söylemedim size ama biliyor musunuz ne oldu? Maksimum. Efendim? Maksimum. Maksimum değil, hayır. Burada mı veya? Diğer ters minimum. Ben onu minimum, o da kullanıyor. O end olarak da kullanılıyor. Logical olarak kullanıldı. Matematiksel olarak kullanıldığında minimum, maksimum diye kullanılabilir. Burada or veya şey. V operatörü nasıl? V operatörü şöyle. Şu or, şu end. Reel sayılarsa bu minimum, şu maksimum. Bu binary operatörü o zaman. Yani burası birisi bir kere true olduysa daha çok şey kullanırsan da gösterirsin. Mantıklı yani şey olarak. Buradan devam ederek gidiyorum şeyde. Bunların hepsi false. Buraya geldim true. Değil mi? Şey olarak. Ondan sonra 2'yi gösterebiliyor muyum? Gösteremiyorum. Çünkü şeye baktığımda işte şu andaki 2 eksi 3 dediğimde ona şeyin dışına çıkıyor. Olmadığı için burası false hala. 3'ü gösterebiliyor muyum? 3'ü gösteremiyorum. Çünkü VK eşittir şey. Çünkü 3 eksi 3 dediğim zaman 0, K eksi 1. Burası
true olduğuna göre, değil mi? Burası true olduğuna göre buradan bunu kopyalayacağım, buraya true olarak gelecek. Bir nevi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani bu şunlar her sabah şuraya ve de şuraya kopyalanarak gidiyor. Şu buraya kopyalanıyor, bu buraya kopyalanacak. Bunlar buraya. Yani 3 şeyine bakıyordu ya, 3 öncesine bakıyor. Dolayısıyla burada başladığımız şeydi. Buna bakıyoruz. Bu true olduğuna göre şuradan. Bu alttaki 4 şey 1 gösterilebildiği için, 3 olduğu için bu da true olacak. Gerisi false olacak. Bir nevi böyle bir aslında convolution şey. Yayılıyor gittikçe gösterilebilecek sayıda. Değil mi? 3'ü şey yaptık. Bu sefer true top şey yaptı. Buradaki formülün şeyini yazıyorum. True. Değil mi? İkinci sayı geri 3 olduğu için 3 aşağı bakacağım. 3. Bunlar da doldurulacak. Bu doldurulacak. 3 aşağısı dolduruluyor. Buna baktım. Bu hala false. Bunun yapacak bir şey yok. True. Bu şeyine 3 aşağısını tekrar dolduruyorum. Değil mi? 1, 2, 3. True. Bunun da true. Şunlar true. Ondan sonra son şey 5. Dolayısıyla bu sefer bir yanına dolduruyorum. Onun nedeni şu. Yani bunun kopyalanması or. Veya 5 öncesine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, şu. Bunu direkt buradaysa true. Aslında bu tabloyu alıp direkt olarak şeye bir yana kopyalayacağım. Aslında yaptığım operasyon bu. True, 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 true. Bir de 5 kaydırarak yazacağım. Ve orlayacağım ikisini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bu buraya geldi. True, true. Ondan sonra boşluk, ama bu zaten onu true yapmıştı. True, true, boşluk, true, true. Okey. Bakın 2, bir de 10 burada gösterilemedi. Bu şekilde pıt diye yaptı. Bunlar knapsack problemi denen problemler. Bu şeyde nasıl gerçekleştireceği de şey olarak kitabınızda şey olarak var. Yani şurada elimle yaptığım şeyi bu şeye göre yaptık. Daha akıllıca bir implementation da mümkün. Sonuçta şeyi kullanırken ne dedik? Zaten tabloyu kendisini kullanacaktı. Sadece öncelere bakarak onları orlayarak gittik. Değil mi? İkinci fikir de aslında burada bir sürü böyle tablo kullanmak değil de tabloyu şey yapmak. Aynı sadece tek bir vektör olarak kullanmak. Genelde elinizle yaptığınız zaman zaten yani o şimdi dynamic programming'i öğrenmenin en iyi yöntemi önce kendiniz düşünmek. Bir soru olduğu zaman hemen çözümü okumak çok iyi olmuyor. Yani pedagojik olarak bence. Orada ya bu nasıl reprezent edilir diye bir 5-10 dakika düşünmek veya elinizde kağıt kalemle böyle birazcık ha nasıl ben bunu bulabilirim diye bakmak. Ondan sonra yavaş yavaş bir reprezentasyon oradan beliriyor. Bunu söylemem sebebi şu. Çünkü bu dynamic programming eğer hani bu tarz konulara girerseniz çok öne her yerde öne insanın önüne çıkan bir şey. Çünkü her yerde bir optimizasyon yapmak gerekiyor. Bu reprezentasyonu yapmaya alıştıktan sonra dikkat ederseniz bir tane algoritma çıkıyor buradan. Bu çok efficient değil çünkü çok space kullanıyor. Bir kere bunu anladıktan sonra ondan sonra bu kompres ediliyor. Şimdi siz sonuçta gidip sadece buna bakarsanız geriye gidip aslında bu adam ne yapıyor onu anlıyor. Çünkü 2-3 tane fikir var aslında arka arkaya olan. Onların hepsi aynı anda gelince pedagojik olarak çok anlaşılamayabiliyor. Onun için böyle tane tane gitmek en güzeli. Önce reprezentasyonum nedir? Tamam, çok efficient olmasın, ben bunu bir recursion'ını yazayım. Bunu implement. Ha, ondan sonra acaba ben bunu daha sonra kompres edebilir miyim biraz da? Yani temel fikir bu şekilde şey olarak ilerliyor.